Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya, kabir ve cennet komşularımız. Üç türlü komşuluk var. En kısası dünya komşuluğu. İkincisi kabir komşuluğu. O dünyaya bakarak çok daha uzun. Üçüncüsü ise ebedi komşuluk. Cennet komşu inşallah Teala. Önce inşallah dünya komşuna bakalım. Tabi komşuluk nedir? Ve bu arada komşu haklarını da belirtmemiz gerekiyor. Hadis-i Şerif Müslüm'ün okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men kâne yü'mü bilâ yü'mül ahire. Kim ki Allah'a Celle Celaluhu ahiret iman ediyorsa fer yuhsin ila carihi, komşusuna iyilik etsin buyuruyor Peygamberimiz. Bakın çok büyük bir mesele yani. Hadis-i şerif başlıyor. Kim ki Allah'a Celle Celaluhu ahiret günü iman ediyorsa komşusuna iyilik etsin buyuruyor. Komşuya iyilik etme. Bu tabi güler yüzlü olur, selam vermek de olur. Yani her türlü haliyle komşuya iyilikte bulunmak. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis bu hadiste hem Buhari'de hem Müslim'de. Yine Buhari Aleyhisselam Hazretleri yine aynı şekilde kim Allah'a ahiret iman ediyorsa hadis-i bu da şöyle geliyor. Fela yizi carehü, komşusuna eza cefa yapmasın buyuruyor. Demek kimin Allah'a imanı varsa, art imanı varsa, bunların komşularına eza cefa yapmamaları gerekiyor. Komşuyu rahatsız etmeme, komşunun kalbini kırmama, komşuyu gücendirmeme. Günümüzde en çok bu olay şöyle gerçekleşiyor. Bazı kişiler televizyonlarını işte radyo teyitlerini açıyorlar muhteremler. Yani müzik perest denen. Perest tapınma anlamına geliyor. Artık müziğe tapınanlar günlük yaşamları müzikle başlayıp müzikle devam edenler. Müzik perestler ne yapıyorlar bunlar? Hele şöyle yaz günlerinde. Yaz günleri tabi pencere açık da oluyor. Açıyorlar televizyonlar, müzik açıyorlar. Karşı tarafından rahatsız oluyor. Özellikle günümüzde zaten bir gürültü var. Beyinler yorgun mudur? Sinir sistemleri gerilimde. İnsana bunalımda. İnsanların bir istirahata ihtiyacı, sükûne ihtiyacı var. Açıyor müziğini, sonuna kadar açıyor. Mübarek insan, sende olan televizyon komşuna da var. O ise açamaz mı? Açabilir, o da açabilir. Bu da nedir aziz cemaatimiz? İşte bu da Allah katında komşu hakkına bir tecavüz oluyor komşu hakkına böylece. Demek ki bunun gibi Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kimin Allah'a imanı varsa Celle Celaluhu, kim ahiret imanı varsa komşusuna eza cefa yapmasın buyuruyor. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis hem Buhari hem Müslim'den. Peygamberimiz hadis-i şerif şöyle başlıyor. Vallahi la yu'minu. Üç defa bu kelime orada tekrarlanıyor. Böylece. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yemin ediyor. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Üç sefer. Vallahi buradaki vav, kasem vavı onun için eşre geliyor vallahi diye geliyor. Allah yemin olsun ki yemin etmez sayılmaz. Gerçek mümin değildir. Kıyla soruldu. Yani sahabeler peygamberimize sordular. Men ya Resulallah. Kim bu ya Resulallah?
yani iman etmiş sayılmaz, gerçek mümin değildir diye üç sefer yeminle buyurdunuz ya Resulallah. Kim bunlar bu iman edemeyenler? Kale şu cevap verdi. Ellezî şu kimse ki lâ yemenü cârühü bevâikahû. Onun zararından, ondan gelecek bir zarardan eğer komşusu emin güvende değilse o kişi gerçek mümin değildir. Üç sefer peygamber yemin ediyor. O mümin olamamıştır. Buyurun. Demek ki bir kimsenin komşusu komşudan emin değil, güvende değil. Ondan bana zarar gelebilir. Elinden, dilinden, ırzına, namusuna, kızına, geline bir zarar gelebilir. Eğer bir komşu bir komşusunu böyle bir endişede bırakıyorsa, komşu bundan güvende değilse, o kişi Peygamberimizin ağzı üsteyim ediyor, o kişi vallahi mümin değildir, değildir buyurmuşlar. Demek ki eğer bir kişiden komşusu emin güvendeyse, tamam benim komşumdan bana zarar gelmez. Gittiği zaman da evinde gözetler, yabancıya korur, orasını korur. Komşunun kızına, hanımına kötü göze bakmaz, çocuğuna bir zarar vermez, işte fazla sesini çıkaramaz. Demek ki komşunun komşudan güvende olması o kimsenin gerçek mümin olduğunu bir işaret olmuş oluyor. İnsanlar adı cemaatimiz medeni din insanlara. Medeni şu anlama geliyor. Arapça Medine şehir demektir. Medeni şehirli anlamına geliyor. Eğer insanlar dağda, bayada, çölde yaşıyorsa bunlar da bedevi deniyor bunlara da. Var insanların fıtratı medenidir. Yani şehir hayatı yaşama. Bu da nedir? Toplumsal yaşama. Bunun için Allah-u Teala insanların yeteneğini farklı yaratmış. Her insan işi yapamaz. Kim terzidir, kim ustadır, kim esnaftır, amirdir, memurdur, kim şofördür. Allah bunu taksim etmiş. Her yeteneği ayrıdır. Bu şekilde toplumsal yaşam, sosyal yaşam devam ediyor muhteremde. Mesela sabah kalkıyoruz, gece ekmeği de pişmiş fırında bakınız. Fırıncı. Gece uyumamış, ekmek pişirilmiş. Sabah erkenden taze sıcak ekmekler fırında oluyor, markete geliyor. Bunun gibi kamyonlar sebze meyveyi taşıyorlar. Uykusuz gece gündüz. Onu yapmaya mecbur, baş yapamaz yok kişi de. Onun da yeteneği odur. Kavzuna bunu satacak. İcabından marav bunu dükkana getirecek. Seyyar bunu taşıyacak. Böyle kurum düzen kurulmuş. Demek ki bunun için bu toplumsal hayat tabii komşuluk da bu kadar önemli. Hadis-i şerif okuyorum inşallah yine. Hadis yine Buhari Müslim'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Mâ zâle Cibril yusûni bil cariye. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Hep bana komşu hakkından bahsetti diyor. Komşu hakkından bana haber verdi, tavsiye etti komşu hakkından. Hatta zanentü ennehü seyyüverrisühü. Zannettim ki o anda bileride komşu komşuya varis olacağı zannettim buyuruyor diyor. Yerde ayet-i kerimeye gelecekti yani. Komşu komşuya malına sanki varis olacak. Öyle bir hal bende oluştu bu peygamber. Demek ki komşu hakkı Allah katında bu kadar önemli muhteremler. Yine hadis-i şerif okuyorum Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Evveli hasmeyni yevme kıyameti carani. Mahşer günü hesaba başlanınca, kul hakkına başlanınca ilk olarak komşu hakkına başlanacak. İlk olarak mahşer hakkında. İbadetten namazdan başlanacak. Ama kul hakkına sıra gelince ilk olarak komşu hakkından İnsanlar sorulga çekilmeye başlayacaklar komşu hakkında.
Hadis-i Şerif Nesai'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Te'avvezü billahi min cari su'i. Te'avvezü billahi buyuruyor. Allah-u Teala'ya sığının. Allah'a sığınız. Min cari su'i, kötü komşudan Allah'a sığının buyuruyor Peygamber'de. Demek kötü komşu kadar zararlı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatında her şeyi tat tat cemaat. Peygamberimiz. Yetim doğdu, yetimliğe tattı. Hep çocukluğu, gençliği çok ama aşırı fakir geçti. Fakirliğe tattı muhtemelen. Peygamberimiz her şeyi tattığı gibi bir de kötü komşu nedir? Onu da Peygamberimiz tattı çekti muhtemelen. Biliyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Kuntu beyne şerri careyni. Bakın, Resulullah biraz sonra. Kuntu ben idim. Beyne şerri careyni. İki şer komşu arasında idim. Buyuruyor Mekke'de. Mekke'de Peygamber buyuruyor. İki şer. Yani demek şer her bakımdan kötü. Her bakımdan kötü. Böyle iki şer komşu arasındaydım. Sağında sonunda iki komşu da kötüydü. Kim bu komşular acaba? Ebi Leheb'in ve Ubbe'in Ebi Muayt. Biri Ebu Leheb. Bir tarafında da Ubbe'in Ebi Muayt. Peygamber komşularıydı bu şekilde. Kim bunlar aziz cemaatimiz? Ebu Leheb biliyorsunuz Resulullah'ın amcası. Öz amcası yani Peygamberimiz. Öveği değil. Amcası. Hakkında biliyorsunuz sürük geldi. Tebbet ida Ebi Leheb suresi hakkında geldi. Ki Mevlam buyurdu seyasla naren zâte leheb. Bakınız. Yani Ebu Leheb iman etmeyecek bak. Allah bunu böyle buyurdu. Etmeyeceğine Allah haber verdi. O Ebu Leheb ateşe atılacak. Hem böyle ateş ki zâte leheb alev ateşe atılacak. Peygamberimizin bir yanında kapı komşusu Ebu Leheb, öbürü de Ukbe bin Ebi Muayt. O kim adı cemaatimiz? Ukbe denen bu kişi önceleri Peygamber'e karşı bir yakınlığı vardı. İman etmemişti Mekke'de. Fakat Peygamber'e karşı düşmanlığı yoktu kendisinin de. Bu Ukbe denen kişi zengindi, tüccardı. Ne zaman ki uzak memleketten, Şam'dan, şuradan, buradan kervanla mal getirince Mekke'ye gelince bunun bir adeti varmış. Evinde bir ziyafet tertip edermiş. Bahçı çağırırmış. Yine böyle bir ziyafet tertip ediyor. Yoluktan gelmiş. Gidin Muhammed'i davet edin, çağırın diyor. Peygamberimizi de. Daima Mekke'nizde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kadar şeydi ki muhtemelen alça gönüllü peygamber mütevazi ki böyle. Kim dese yapardı. Gitti Peygamber sabah oraya. Develer falan kesilmiş. Büyük ziyafet yapmış. Sofralar kuruldu. Buyurun başladılar. Peygamberimiz başlamayı yemedi. Ev sahibi Ukbe. Muhammed ne yemişsin sen? Eğer sen kelime-i şehadeti getirirsen o zaman yerim. Getirmezsem onu yiyemem dedi. O da misafir arasında utanarak kelime-i şehadeti getirdi orada. Peygamberimizi yedi orada. Ukbe'nin bir arkadaşı vardı. Çok samimi arkadaşı vardı. Übey bin Halep denen kişi. Peygamberimizin asıl düşmanı kendisi. Asıl peygamber düşmanı. O bunu haber alıyor. Ukbe'nin peygamberini davet ettiğini ve şem kelime getirdiğini haber alınca küplere biniyor. Çoktan sanmış Ukbe'yle sanmıştı. Evine Ukbe'nin kapısına geliyor. Ukbe gel bakayım buraya. Ben artık seninle konuşmayacağım. Şöyle böyle yapmayacağım. Eğer sen diyor o mağa iman etmişsin. Etmedim diyor. Ben dinle söyledim diyor. Geçici olarak. İnanmam ben buna diyor. Ne zaman ki sen diyor. Haşa bakın muhteremler. Haşa. Ne zaman ki sen diyor. O Muhammed'i diyor hakaret edersin. Benim gözüm önünde. Onun yüzüne tükürürsün. Ben bunu gözümle göreceğim. Ona inanırım diyor. O zaman benim dostumsun diyor. Bu da sır Übey bin Halep'ten o müşrik kafirden kopamıyor. Onu çok seviyormuş. Dostum, eşsevim onun dostu, yakın arkadaşıymış onun. Sırf
onunla dostluğunu koparmamak için bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Harim Şerif yani Kabe'nin yanına geçerken Peygamber hakaret etti. Ve o pis dini Peygamber'e attı tabi. Tabi Cebrail Aleyhisselam geldi, Ayet-i Kerime geldi. Mahşerde elini ısıracak. İyi Abdülzal'ı ala yedeh Ayet-i Kerimesi geldi ki tavukuna fazla girmeyeceğim. O günü en çok pişman olan o olacak. Allah'tan yapıyordu. Mahşer gününde. Ve öyle olacak azı cemaatim. Mahşer gününde bu Ukbe denen kişi Peygamberimizi tabi mahşerde görecek. Bir de Peygamberimizin ümmetini görecek. Peygamber'e bağlı olanlar, Resulullah için canını bile vermeye hazır olanlar, onların aldığı manevi dereceleri görecek. Ona cennet gök karşısında gösterilecek. Bir de Übey bin Halef'in gideceği cehennemi, kendisi gideceği cehennemi görecek. O zaman ne yapacak? İki elini yiyen başlıyor mahşerde. Eline bir şey gelmiyor mahşerde. Çıldırası pişman. Daha değil mi böyle? Kendi kendini yiyecek. Eline bir şey gelmiyor. Ellerini böyle çatır çatır ile yiyecek böyle işte. Ah ne olaydı? Filan kişi dostu edinmeseydim. Ah bu Resulullah'la beraber olsaydım. Böyle çıldıracak bu şekilde. Bunun azabı daha başka olacak. Yani böyle bir ortama imkana kavuşmuşken bunu kendi tepti, öteye gitti. Büyük azabı olacak. Tabi ayet-i kerimeler bir sebebi nüzul denir. İniş sebebi vardır. Ama hükmü geneldir. Demek ki bazı kişiler de Allah onlara nasip ediyor. Bazen hak yolunu buluyorlar. İslam'ı buluyorlar. Hatta bazı kişiler şu yokunda hafız oluyorlar. İlim okuyorlar, namaz kılıyorlar. Sonra Allah korusun kötü arkadaşlarına geçiyorlar, yoldan çıkıyorlar. İşte bunların da her biri Ukbe gibi olacaklar mahşer alacağım. Onlar da. Bakacak ki, onlar bakacaklar ki eski arkadaşları Allah yolunda ayrılmayanlar onların durumuna bakacak. Arşın gölgesinde bunlar. Nur içerisinde bunlar. Kendi zabanı ellerine teslim edilmiş, sürüklenen yerlerde cehenneme götürülüyor. Onların her biri elini yiyecekler, pişman olacak orada. İşte Peygamberimiz iki tane de komşusu vardı adı cemaatimiz. İki şer komşu, bir tarafında Ebu Leheb, Ukbe. Peki bunlar ne yaptı Peygamberimize? Ne gibi zarar oldu? Halise uzunca geliyor. Ve özetleyeyim inşallah. Bakın adı cemaatimiz. Hayvanı kesiyorlarmış. Hayvanı işkembesini getirip peygamberin kapının önüne koyuyorlarmış. Döküyorlarmış böylece. Hatta tuvaletin bir kaba yapıp o kabı peygamberin kapına döküyorlarmış. Bak muhtemelen böylece. Yani bu kadar örnek yeter bu şekilde. Bu kadar peygamber düşman, ikisi düşmanlar. Tabi Peygamberimiz zamanla tabi oradan çıktı elhamdülillah. Medine'ye kavuştu. Ama onlar şu anda çekiyorlar. Onlar kaybetti tabi. Bir anı şey okuyorum inşallah Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnne Allah Teala leyerfevu bil müslümin salihi. Şimdi bir insan bir de salih komşusu olsa, demek salih, salaha ermiş. Bu, üç türlü eriliyor kişi salih olabiliyor. İmanı kamil. Allah denciraliyor, Allah'a inanıyor, iman ediyor. Sonra, imanın geriyeni yaşıyor. Yaşıyor. Üçüncüsü de, işi de İslamlaşıyor. Yani ahlakı da güzelleşiyor. Üçü bir araya geldi mi, o kişi mümine kamildir. Mümine kamil. Üçü bir araya gelecek. Mesela bazı meyve var. Dışı güzel görünür ama içine bakarsın içi acı macı tahtamdır. Yani de günümüzde mesela şu mevsimde karpuz var. Anlamayan kişi de karpuz alır. Dışına bakar kocaman güzel bir karpuz şekli mevki güzel der. Bir keser bembeyazda tahtusu bir şeydir. Demek ki her şeyin bir de İçinin de iyi olması gerekiyor muhtemelen. İşte gerçek mümin de böyle olur.
Mümin de içi yolcu. Bu da nedir? Ahlakı hamide. Güzel ahlak. Güzel ahlak olacak kişi de. Bir kimsenin Allah nasip eder de iyi komşusu olursa, komşusu salih olursa, anniyet ehl-i beytin min ciranihi el-bela'e. Allah Teala o iyi kişi hürmetine, Allah Teala o kişinin komşularına 100 ehl-i beytin ev halkını beladan koruyor bak muhteremler. Demek ki bir çevreye, bir sokağa, hatta bir mahalleye böyle insanın bir faydası var. Faydası var. Demek ki bir sokağa, bir mahallede iyi bir kişi olsa, Allah'ın salih kulu olsa, 100 ev halkına Allah Teala böyle kaldırır, hürmet kaldırır hürmetine. Bir atasözümüz vardır. Ev alma, komşu al derler. Gerçekten bak doğru mesele böylece. Demek ki iyi komşu kişinin oldu mu, Allah onun hürmetine Mevlam etrafından belayı kaldırıyor böylece. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz peygamber sordu. Ayşe validemiz peygamber sordu. Diyor ki ya Resulallah inneli careyni. Ya Resulallah iki tane yakın samimi komşum var. Fil eyyima ühdi. Evimden bazen fazla bir şeyim oluyor. Hediye etmem edeceğim bunu. Fazla oluyor. Ama ikisini yetmeyecek. Az var. Hangine vereyim? Ayşe validemiz peygamber soruyor Resulallah. İki komşu hangisine vereyim? Kale. Peygamber şöyle cevap verdi. İl akrabihima minki baben. Hangisinin kapı sana da yakınsa ondan başka bir şey yapamaz. Demek ki hangi komşunun kapısı daha yakınsa. Arkanda komşu var. Arkanda bahçenin yakın olabilir. Yakın olabilir. Ama kapısı öbür tarafta. Demek ki karşıda bir komşu, yanında komşu var. Hangi komşunun kapısı daha yakınsa onda bir evveliyet hakkı var ondaki işte. Her şeyde. Şimdi adı okuyacağım işte bir uzun muhterem Tabarani'den komşu hakları ilgili. Burada birkaç tane konu alınmış hadis-i şerifte burada. Okuyacağım onu inşallah. Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hakkul cari ala cariye. Komşunun komşudaki hakkı. İn merulde iddehü. Komşu hasta olsa onu ziyarete git diye peygamber. Demek ki insanın komşusu hasta oldu. Hatta bu gayrimüslim de olsa gitme gerekiyor buna. Kişinin komşusu Müslüman değil. Hristiyandır, Yahudidir veya Hristiyan değil de ateisttir, şu budur, inkarcıdır. Çağdaşım diye Allah peygamber tanımayan kişidir. Bak. Böyle bir kişi olsa bile kişinin komşusu ise hasta olunca ona gitmek gerekiyor. Yani gitmek gerekiyor. Yani burada ona Allah şifa versin denmez ona muhtemelen. O da var böyle. Çünkü ona Allah şifa versin demek yani iyi ol da günah devamı anlamına geliyor burada. Gider kendisine işte halde sorulur, şu ve olur. Tabii gittiği zaman da odada eğer İslam'a uygun bir ortam yoksa hemen döner. Kapıdan bir hal sorar, döner. Olur evinde kadın erkeğe karışıp oturuyorlar. Şunlar bunlar var. Uygun ortam değilse oturulmaz. Yani gider, işte komşular nasılsın işte, geçmiş olsun, şunlar bunlar derken müsaade ister, çıkar gider bu şekilde. Zeyn mâte şeyyâtehü. Ölürse onu teşhi edip teşhi evinden önce musallaya, camiye, oradan mezara götürmeye, buna cenazeyi teşhi deniyor buna. Ölünce komşunu evine git, musallaya, namaz kılacak yere getir. Ondan sonra kabre git peygamber yürüyor. Burada eğer komşu Müslüman değilse o zaman cenazeye gidilmiyor buradan. Bu da var. Komşu Hristiyandır, Yahudidir,
veyahut da işte atay matay şu bu. İnkarcı biridir. Eğer komşusu böyle bir halde ise, bu halde ölmüşse, onun cenazesine gidilmez. Çünkü Hristiyan'a, Yahudilerin ayinlerine katılmak oluyor bunda. Buna katılmaz. Efendim işte Hristiyan, Yahudi ama dinsiz işte, inansız biriydi. Ona katılmaz. Çünkü bunlarda da İslam dışı yollar oluyor. Çelenekler, şunlar, bunlar roze takmalar şeylerine, icabında cenaze marşları, şunlar bunlar, katafalka koymalar, şunlar bunlar. Hep bunlar aslında Hristiyanlığın bir ayinleri bunlardır. Yani bize yutturulan bunlar böylece. Hristiyanlığın uyguladığı şeyler bunlar. Yok katafalka konacakmış, yok efendim göğsüne onun resmini takacakmış, yok çelenekler, yok şunlar, yok bunlar, yok saygı duruşları. Hep bunlar Hristiyanlığın ayinleri bunlar. Bunlara uyulmak mıdır? Böyle bir şey varsa oraya gidilmez zaman. Ve in istekrodeke ekrulastehu. Komşun senden bir şey isterse peygamber. Ödünç bir şey istiyor. Yani evde kullanılacak, o anda lazım olan bir şey. Bir kaşık lazım oldu, bir iğne lazım oldu, bir şey lazım oldu. Eğer senden varsa peygamber buyuruyor, bunu da komşuna ver. Ve in evverre setertehü. Bir insan komşusunda bir uyumsuzluğu görürse, bir ayıp noksanlığı görürse, bunu da örtmesi, gizlemesi gerekiyor. Bunu başkalarına söylememe gerekiyor. İşte komşum şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şu hanım böyle yaptı, oğlu böyle yapıyor, kocası da böyle yapıyorlar diye bunları da başkalarına söylememe gerekiyor muhtemelen. Yani komşu komşunun sırrını da saklaması gerekiyor. Ne yapacak? Elinden geliyorsa kendisi gider, ona usulü dairesince bunu anlatır. İşte böyle yapmasın diye anlatır bunları, kendisi anlatır bunları. Ama çıkıp bunu başkalarına yayması, dedikodu yapması haram oluyor. Ve in esabe hayrun hennetehü. Eğer komşuna bir hayır isap ederse, işte bir güzel bir hal oldu, mal aldı, ev aldı, şunu bunu yaptı, oğlu askerden geldi, kızı bir şey oldu. O zaman diyor, tehni etmek, yani tebrik edip eder kişi bunu. Tamam, hayırlı olsun, mübarek olsun denir bu şekilde. Ve in asabetü musibetün azzeytehü. Başına bir musibet gelse komşunun, onda tazi edilir. Yani ölüsü olsa başsağ denilir. Kaza maza yakını olmuşsa, bunlara bu şekilde geçmişten denildiğini demek gerekiyor komşu haklarından. Vela terfu binake fevke binahi ve tesuddu aleyhi riha. Bir de komşunun evini engelleyecek rüzgar hava alması engelli şekilde ondan üstü bina yapmak da yapma buyuruyor. Eğer zarar vermeyecekse komşunun başka yerden penceresi havalan yerleri varsa o zaman caiz oluyor. Ama komşunun başka hiçbir alacak hava alacak yeri yok. Rüzgarın havayı kesmemek için peygamber buyuruyor. Onunla yüksek bina yapma buyuruyor. İlla li zimmiyin ala müslümiyin. Ancak bir Müslümanın komşusu zimmi. Nedir zimmi? Hristiyan Yahudi. Yani İslam ülkesinde oturuyor. Devlete vergi veren Hristiyan Yahudi. Zimmi denir bunlara İslam'da. Zimmi olan bir kimse. Hristiyan bir Yahudi. Komşusu Müslüman. Ona İslam devletine izin verilmiyor ki Müslümanlara yüksek yapamaz ondan muhtemelen bakınız. İzin verilmiyor onlara böylece. Komşusu da Müslümandır, iki kat evi var. Yahudi geldi, çok zengin. 10 kat yapacağım, 3 kat yapacağım. Ona İslam devleti müsaade etmiyor onlara böylece. Yani o İslam devleti çıkamaz. Bir de hadis devam ediyor, onu özet yapayım inşallah. Kokulu bir şey pişirince, kokulu bir şey, tabi ızgara olsun, kızartma olsun, işte başka bir şey olsun, kokulu bir şey pişirirken de ya bunu komşu kokuyu almış şekilde gizli yapma gerekiyor, ya da peygamber buyuruyor, onu onda az olsa verin komşuya buyuruyor. Ne kadar tabi komşunun durumu, maddi durumu iyi bile olsa, olabilir ya, o anda bir canı çekebilir, hanımı hamile olabilir, geline hamile olabilir muhteremler. Ya bir çocuğun onda içi çekebilir. Bunun için bakın, peygamberimizin tavsiyesine bakın muhteremler.
her açıdan peygamber örneği bütün insanlığa örnek. Evinde komşunun duyacak kokulu bir şey yaptığın zaman, ister börek pişiriyorsun, böreğin kokusu gidiyor, hamuru şey kızartıyorsun, işte başka bir şey yapıyorsun, gidiyorsa, ona ki fazla veremese bile az da olsa vermek gerekiyor. Ve komşu tarafına bakmamak, komşunun hanımı işte kızı geline bahçedeyken de gözü kapamak, onlara bakmamak muhteremler. Yani bu da komşu hakkına giriyor bu da böylece. Yani dışına da bakmak haram oluyor. Fakat bir insan komşusuna bakarsa bunun günahı kat kat daha fazla oluyor böylece. Ve yine adı işte geliyor meyve meselesi. Her zaman alınmayan. Tabi Arabistan'da biliyorsunuz meyve çok kıttı orada eski zamanlarda. Meyve gibi, meyve türü gibi şeyler, her zaman bulunmayan şeyler de eve getirirken bundan da komşuya tattırmak. Eğer tattıramayacaksan, az getiriyorsun, çoğu çürüğünde kalabalıksa, o zaman bunu gizli getirip ona göstermemek. Yani göstermemek. Ve yine hadiste devam ediyor. Çocuğun eline verip de bunu sokağa çıkarmamak bir de. Mesela her dönemde bir kıymetli bir meyve olur. Örneğin mesela diyelim ki muz her zaman pek bulunmayan şeyler. Komşular, çocuklar, fakir çocuklar, kalabalıklar. Onu alamıyor ana babası her zaman. Bunun bir çocuğu var, iki çocuğu var. Hali durumu iyi. Muz getirilmiş. Bazı kadın çocuğun eline veriyor muzu, sokağa koyu veriyor. Alıyor eline muzunu. Tabii öbürü imreniyor buna muhtemelen. Buna komşu hakkı giriyor buna bak. Bu da komşu hakkı giriyor buna. Işte. İmrediriyor bunu. Şimdi alacağım inşallah bir de gelelim kabir komşusuna. Bunlar dünya komşu hakları bunlar bu şekilde. Ha, bir de bak şunu atladım. Derler. Üç türlü komşu var. Ecirani selasetün. Bunu da okuyayım inşallah. Üç türlü komşu var. Carun levi hakkun vahidin. Bir komşu var, onun size bir hakkı var. Ve canlı hakkani. Bir komşu onun iki hakkı var. Ve canlı sırat hukukun bir komşu var, onun üç hakkı var. Üç ayrı komşularda. Şimdi birincisi bir komşum var, onun sana bir hakkı var. Nedir bu da? Yalnız komşuluk hakkı. Müslüman değil, gayrimüslim. Müslüman değil, gayrimüslimdir. Onun bir tek komşuluk hakkı var. Onunla görüşürken de ne yapma gerek az cemaatimiz? İşte bu tabi zamanla uygulanmadığı için yani dünya İslam'dan yoksun kaldı muhteremler. Sahabeler fethettikleri yerlere gittikleri zaman sahabeler gerek hanımları gerek tabi kendileri insanların gönlünü fethettiler. Bakın fethettiler. Konuşmalarıyla, ahlaklarıyla, hoşgörüleriyle, el açıklığı yardım ederek insanların gönlünü fethettiler. İnsanlara böyle İslam'a geldiler. Neresi feth olmuşsa hep orada İslamlaştı muhteremler. İşte kimin komşusu varsa, gayrimüslim olarak komşusu varsa veya tabii günümüzde inançsız komşusu varsa onunla ilgilenmek gerekiyor. Onun da bir hakkı yine bizde var. O da nedir? Ona böyle halimizle, yaşantımızla, güler yüzümüzle İslam'ı ona güzel göstermek gerekiyor. Ona ters dövmek, somurtmak, kaba davranmak bu aslında İslam'a zarar veriyor muhtemelen. O kişi İslam'ı böyle zanneder, bize bakarak bakarak. Onun için ona böyle güler yüz olacağız. Tabii gönle sevmek sevilmez. Sevmemek gerekir. Ancak müminler kardeştir. Gönlünü sevilmez. Ama sırf onu İslam'ı ısındırmak için ona hoşgörü davranılacak, güler yüzü görünecek. Böyle halimizle, ikramımızla, ihsanımızla ona İslam'ı sevdirmek. Tabii arada bir de burada geçinen de iş ona İslam atmak kendisine. Bu da onun hakkıdır.
Çünkü mahşer gününde davacı olacak muhteremler. Davacı olacak. İkincisi, bir komşu, iki hakkı var bizde. Nedir? Hem komşu hakkı, hem de din kardeş hakkı, Müslüman komşu böyle. Üçüncüsü, üç hakkı olan komşu var. Hem Müslüman, hem komşu, hem akraba yakın akraba. Üç hakkı var. Demek ki ikram ederken buna üç misli, eğer azsa yani bu tercih edilir. Ondan sonra iki hakkı olan tercih edilir. En son üç hakkı olan, bir tek hakkı olan tercih edilir. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatimiz kabir komşuluğuna. Dünya komşuluğu bu şekilde ama tabi dünya komşuluğu geçici. İşte 30 sene, 40 sene, 50 sene tabi komşu yapanlar var. Ama sonunda ölüm insanı ayırıyor. Şimdi gelince mezar komşuluğuna. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. İdhünü mevtâküm vasta kâmin sâlihîne. Mevtalarınızı salih toplum arasında defin ediniz bu peygamber. Mevtalarınızı yani ölülerinizi salih kişiler arasına o mezarlığa aralarına o defin ediniz. Demek ki bakmak gerekiyor bunun adı cemaatimiz. Hatta aile kabristandan da önce bu gelir. Bir ailede her insan olabilir. Demek ki bunu tercih etmek gerekiyor. Öncelikle nerede salih ölüler var, ölenler var, iyi kişiler varsa, onların yanına yer alma varsa, imkanı varsa tercih etmek gerekiyor. Neden acaba şimdi? Hadis-i devam ediyor Peygamberimiz. Feinnel meyyite. Meyyit ölü de muhakkak ki yete ezza, o da eza duyar, rahatsız olur. Bicari su'i kemayeti ezza el hayyü bicari su'i. Hayatta olan kişi dünyada nasıl kötü komşudan rahatsız oluyorsa ölen meyyit de o da kötü komşudan rahatsız olur buyuruyor muhteremler. Şimdi şöyle bir örnek verelim inşallah cemaatimiz. Bahçeli evde oturuyoruz diyelim. Komşunun biri bahçesinde hayvanı kesiyor, gübre atıyor, pislik atıyor, kokusu, mokusu, sinekleri, minekleri, kışın çamuru, her şeyi batak. Kişi camı açamıyor o tarafına. Pislik evine geliyor. Yanında bir komşum var, evi tertemiz. Ağaçları var, meyve ağacı var, çiçekleri var, yeşillikleri var. Açıyorsun, cam bakıyorsun, hem güzel koku geliyor, hem güzel bir manzara, görüntü var, insan içi açıyor. Şimdi adı cemaatimiz, kabrinde azap olan bir kişi, kötü insan Allah korusun, ölü ölmüş ama ya. Zavallı tabii, acımak lazım onlara ama bitmiş iş ama. İşte geçmişti Allah korusun. Dünyaya gelmiş, o da zavallı. O da çocuk olup gelmiş zavallı değil. Bebek gelmiş dünyaya zavallı. Onu yapmış, bunu yapmış, koşmuş, koşuşturmuş, Allah unutmuş ama. Dalmış dünyaya, nefsini uyumuş ama o da ölüyor, ölmüştü. Onun tabii kabri cehennem çukuruna dönüşmüş. Ateş, alev, duman, buhar. Durmadan bağırıyor, durmadan bağırıyor, bağırıyor böyle. Öyle bağırıyor. Yanındaki komşular rahatsız oluyor işte derler. Nasıl insan bir demirciye gider, esnaf sıcak demirci vardı, kürükte ateş yapardı, demir vururlardı, dam 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 vururlardı. Ateş üzerine sıçrar, ateş üzerine yakar, gürültü yapar, dumanı gelirdi. Demek ki bir mevtada eğer kabir komşusu azaptaysa ondan eza çekiyor. Eğer iyi komşusu ise kabir komşusu tabi onun da mezarı cennet bahçeden dönüşmüş. Cennetten gelen misk amber kokuları böyle. O güzelim cennette dönüşmüş bahçesi. Yemşillik, nur olmuş. Melekler ziyarete geliyorlar. Evler onu ziyarete geliyorlar. Bu kişi onun makamına değilse bile o adam zevk alıyor ya. Ona feyiz alıyor buna muhteremler. Bu iş demek ki
Peygamber tavsiyesi ölülerinizi iyi kişi arasına defin edin buyuruyor muhteremler. Ben şöyle bir düşünüyorum bugün aziz cemaatimiz. Dünyada en mutlu kim? İyi yere gömme bakımından. İki kişi var. İki kişi var. Ümmet-i Muhammed'den yani böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Radıyallahu anh Hazreti Muhammed'den. Dünyada en mutlu, en mesut iki kişi var dünyada. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk Hazreti Muhammed'den. Peygamberimizin yanı başında yatıyorlar. Ondan daha komşu olur mu? Olmaz da Muhammed'den. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, Kabe'den de eftal, arştan, cennetten daha eftal, daha üstün. Peygamber bu kabrin bulunduğu yer adı cemaatimiz. İkisine bu nasip olmuş tabi. Nasip olmuş onlara. Hazreti Ömer oraya defin olmak için çok Allah yalvardı Hazreti Ömer. Çok Allah hep yalvardı. Ya Rabbi şehit olarak öleyim yolunda, hem de Medine'de öleyim ama Resulullah'ın yanına gömüleyim diye. Hep öyle diledi. Hep öyle diledi. Bir ara Hazreti Ayşe Validemize haber gönderiyor. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer Hazreti Ayşe annemizin odası, eviydi. Ona ait orası muhtemelen. Onun mülkiyetiydi. Hak onundu yani. Böylece. Peygamber gömülünce yine orada oturur kendine Ayşe Validemize böyle. Hazreti Ömer haber gönderiyor. Gidin Ayşe'ye söyleyin. Hayatta bir tek benim artık şeyim kaldı. Meram kaldı. Hayat, tek şey hayatım var diyor. O da Resulullah'ın yanına gömülmek diyor. Onunla ayrı kalsan benim için artık her yer zindan olacak diyor. Bir hayatta tek isteğim, arzum, emelim tek bu diyor. Böyle. Ona rica edin diyor. Bana izin verir mi acaba? Halbuki halife. İşte emir verir, yaptırabilir. Derler. Ama hukuk meselesi var. Bir de oraya layık olma meselesi var tabii oraya şimdi de. Layık olma meselesi var tabii oraya. Ayşe Hanım dedi ki düşünün bakalım dedi. Düşündü cevap verdi. Ömer'e söyleyeyim. Ben orasını kendi nefsim için istiyordum. Yani böyle gömüleyim. Peygamberimiz bir de Hazreti Bekir oraya gömülmüştü daha önceden. Biri peygamberi, Resulullah kocası, biri babası. Kendi odası. Ben kendim oraya gömmek istiyordum Ayşe Hanım buyur. Ama Ömer'i nefsime tercih ettim bir bak muhtemelen. Düşündüm, taşındım. Ömer'i nefsime tercih ettim. Ömer benim daha layık oraya. İzin verdim. Geldi ya Ömer müjde. Durun böyle böyle. Tabii çok sevindi. Biliyorsunuz namazda vuruldu kendisi. Konu girmeyeceğim tabii. Ağır yaralandı. Hemen ölmedi ama. Bütün bağırsakları ayrıldı. Karnına hançer yarıldı böylece. Bağırsakları dışarı döküldü. 3 gün yaşadı kendisi. Oğlunu çağırdı Abdullah'a, büyük oğlu. Abdullah, Ayşe'ye git dedi. O bana izin vermişti ama o zaman ben halifeydim. Devletin başıydım. Biraz celaliydi o zaman. Biliyor kendisi tabii kendisini. O zaman belki biraz çekingenlikten izin vermiştir. Git ona de ki, ya Ayşe de diyor. Ömer, halife konu. De ki diyor, Ömer izin istemiş, izin vermiş. O zaman halifeydi ama. Şu anda Ömer ağır yaralı ölümünü bekliyor. Beni gönderdi. Yine o izin verdiği sözünde misin yine? Yoksa vazgeçir mi ondan? Bakın. Ayşe Ademiz tamam diyor. Sözümdeyim. Gömülsün diyor. Geliyor babam müjde. Ayşe Anamız izin veriyor sözünde. Dedi ki ya Abdullah oğluna. Ben öldüğüm zaman namaz kılındıktan sonra beni götürün tabutuna haber onun şeye kadar. Kapıya kadar götürün. Sen az Ayşe'ye git, gör gene tekrar. Ona gene sor. De ki, ya Ayşe, bak, Ömer sen izin istemiş halifeyken. Beni gönder, hastayken verdin. Ama şu anda Ömer artık öldü. Gene razı mısın de. Razı ise o zaman oraya götürmeliyordur. Ve öyle oldu. Hazreti Ömer'in tabuta kalmadı muhtemelen. Onda Şabiye'nin demin tabut ağzına geçti de. Peygamberimizin yattığı divanı vardı, tahtıdan muhteremler. Hazreti Ebubekir de, Hazreti Ömer de onun için yıkandı, onunla götürürler oraya. Peygamberimizin yattığı divanında götürürler.
Hazreti Ömer divanıza götürüldü. Dışarı korktular. O da abla içeri girdi. Ya Ayşe. Bak Ömer izin vermişti de halifeye gitti. Bana izin vermişti hastaydı ama belki iyi olabilir ümidi vardı. Artık Ömer öldü artık bak. Gel razı mısın? Razıyım dedi. Onun saçlamaları da çıktı artık. Yamacı olduğu için. Çıktı oraya. İşte aldı cemaatimiz. Mezar komşusu olarak dünyada en mutlu iki kişi. Bunlar. Bundan sonra neresi geliyor? En mutlu yer Medine mezarlığı, cenneti Bekiya deniyor. Orası. 70 bin kişi oradan kalkacak mahşerde var. İkincisi üfürünce, yerler çatlayınca 70 bin kişi oradan kalkacak. Bu 70 bin kişi hiç mahşere uğramadan, hesaba çekilmeden cennete gidecekler bakın. Cennete bakıyor böyle. Yani dünyanın en kutsal mezarlığı Peygamberimizin kabrinden sonra orası geliyor. 10 binden fazla sahabe var muhtemelen böyle. Nice tabiinler var, halaları var, Peygamberin oğlu İbrahim orada var, torunlar Peygamberimizin var orada. Yani o cennete bakıyor. Dünyanın en kutsal mezarlığı orası muhtemelen. En kutsal mezarlığı bakınız. Oradan 70 bin kişi sayı daha fazla orada çıkanlar ama diğer hesabı çekecekler. Bunların 70 bini hiç mahşere uğramayacaklar. Dikilmeyecekler böyle. Hesaba çekilmeyecekler bunlar. Bunlar doğrudan cennete girecekler muhtemelen. Girecekler. İşte adı cemaatimiz derdi her şeyin gönlünde bir şey vardır ya böylece inşallah nasip olsa bizlere de cennete bakıyor gömülebilsek muhtemelen. Rabbim nasip etsin inşallah. Ben şahsen Allah yalvarıyorum muhtemelen. Keşke beni ölsem de oraya gömülebilsem keşke muhtemelen alsam inşallah. Cennete bakıyor. Öyle bir kutsal yer muhtemelen böyle. Bak 70 bin kişi var işlerinde. Bunlara hesap sual yok bence. Öyle en kutsal, en sakin bulunduğu bir yer bence. Gelelim inşallah bir de inşallah kısaca inşallah cennet komşuluğuna. En kısa dünya komşuluğu. Ona bakarak kabir komşuluğu çok da uzun tabi. Binlerce de geçenler var. Üçüncüsü adı cemaatimiz ebediyet alemin, sonsuz alemin komşuluğu, cennet komşuluğu. Tabi öncelikle her sahabenin gönlünde cennete komşu olmak kime? Resulullah, Peygamber'e komşu olmak derler. Çünkü sahabeler Peygamber'e doyamadılar muhterem. Doyamadılar Peygamber'e. Hatta vefatında Hazreti Bekir'e geldi de Peygamber'in mübarek yüzünü açtı da üzerine kapanıp ağlamaya başladı, öptü alnından da ya Resulallah annem babam canım sana feda olsun ama sen doyamadan buyurun muhteremler. 20 seneden fazla hep yanında bulunduğu halde sahabeler Resulullah'a doyamadılar muhteremler. Ona hasret kaldılar bunlar. Bunun için her sahabenin gönlünde cennete Peygamberimize komşu olmak. Kimler Peygamberin komşuları? Öncelikle Peygamberin zevceleri. Annelerimiz oluyor bizim onlar. Zevce-i mutahhara, tahirat. Onlar her bir peygamberimizin yanında olacaklar cennette muhteremler. Onun dışında daha bazı sahabeler de var. Ben şimdi burada inşallah bir sahabeyi okuyayım inşallah. Hadis-i Şerif Müslim'den okuyorum. Rebia bin Ka'b denen sahabe. Bu kendisi peygamberimizin hadimi. Hizmet etti peygamberimizle. Hiç peygamberden ayrılamıyor. Kendi Eshab-ı Suffe'den. Eshab-ı Suffe demek gidenler bilir muhteremler, Peygamber'in kabri arkasında bir yer var böyle. O zaman onun üstü hurma dalı örtülmüştü, altı topraktı böyle. Eshab-ı Suffe'de kalanların yalnız bir tak üstü, bir kat üzerine giydikleri vardı. Yani değişik bir şey yok başka. Çoğu akşam aç yatarlar bunlar. Şimdi bunların biri de işte Rebia bin Ka'b denen bir genç kendisi, genç de kendisi de Eshab-ı Suffe'den. Kâlet,
Şimdi kendisine bunu dinliyoruz Hazreti Müslim'den. Kuntu ebitü merhus sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diye Peygamberimizin yattığı yerin yakınına yatardım diye geceleri böyle diyor. Peygamberimizin evinin kapısına doğru. Peygamberimizin evinin içinde musluk yoktu muhtemelen abdest almaya. Peygamberimiz dışarı çıkardı, dışarı abdest aldı Peygamberimiz alırdı. Ben diyor, Peygamberimizin yattığı evin kapısının yakınında dışarı atardım. Dışarı yatıyor böyle. Yatıyor, her gece ama böyle. Yatıyor, orada. Neden? Peygamber dışarı çıkar da onu görürüm diye. Tabi az uykuyor kendisi, yasayı kılıyor, ibadet ediniyor, onlar Kur'an okuyor, namazını kılıyor, yatıyor. Peygamber aşkıyla yatıyor. Hep de ruhu Resulullah'la beraber ama. O aşk cezbeyle, öyle bir halde. Hep bir yarı göz açık, Peygamber'e başlıyor böyle şey. Fiati bi veduhi ve hacetihi fekale. Ben diye Peygamber'e diye Abdullah'a İbrahim'i getirirdim. Onun içerisine getirirdim. Hemen yana koşardım buyuruyor. Yine bir gece Resulullah Aleyhisselam'da dışarı çıkıyor. Hazreti Rebia genç hemen koşuyor Resulullah'ı görünce tabii nasıl bir hal alıyor. Tabii onlar yaşlılar olduğu yaşamlar. Hal alıyor. Hemen koşuyor. Fekale Aleyhisselam selni. Peygamber şey bir baktı ona. Baktı. Tabii buna bir nazar deniyor buna. Maneviyat tasavvufta bir nazar deniyor. Peygamber'in bakışı onun gönlünün içini yaktı böyle. Gönlünün içini yaktı böyle. Aşk kırışı yaktı kendisini. Peygamber şöyle buyurdu. Selini. İste benden bakayım. Neyse iste bakayım benden. Ne dileğin var. İste benden. Fekultu. Şunu istedim diyor. Eselüke mürafakateke fin cenneti. Ya Resulallah senden tek istiyorum. Cennete senin refikin olayım, yanına komşu olayım sana cennette. Bunu istiyorum böyle. O anda Hazreti Rebia peygamberi sorunca öyle hal almış ki yani cennetin içinde sanki. Cennet içerisinde. Ama o anda bir düşünüyor ki cennette bile olsa Resulullah görmeden duramayacak ama. Cennet istemiyor anında. Ya Resulallah seni tek istiyorum. Cennete sana komşu olayım. Bunu istiyorum. Fekale aleyhisselatü vesselam eve gale zalike, peki başka ihtiyacı yok mu şu anda? Yani karnın aç mı? Bekardı, evlenmek ister misin? Yani ne istersen? Peygamber soruyor, söyle. Yardımcı olacak peygamber tabi kendisine. Kuyutu hübe zâke. Hayır yasallâ. Tek isteğim o. Tek isteğim, cennete sana komşu olayım, senden mahrum kalmayayım ya Resulallah. Sana doyamayayım ya Resulallah. Cennete girsem bile uzak olsam istemem cenneti istemem. Sana komşu olayım. Kâl aleyhissalâtu vesselâm. Bakın peygamberin cevabı. Fe inni alâ nefsike bi kesreti sucûdi. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Oraya yemen işim var. Bakınız. Çok çok secde et de. Yani tabi çok namaz kıl anlamına geliyor. Fakat burada peygamberin namaz demedi, secde dedi. Demek ki namazda secde önemine bir de vurgulama yapıyor peygamber böyle. Namazın özü secde. Biz secde. Çok çok secde et de. Tabi onların kazanamayacak onların yok böyle. Yani çok namaz kıl. Uzun uzun secde et yani. Uzun uzun böyle. 50, 100 sefer, 1000 sefer rükû tesbihini yap secdede. Çok secde et de. Bu nefsine bana yardımcı ol. Rabbim şefaatim kabul etsin. Bu tabi cennete peygamber komşu olacak azı cemaatimiz. Bir örnek daha demiş azı cemaatimiz. Uhud Harbi'nde Medine Münevvere'de bir kadıncağız vardı. Ümmü Ümare diye ünvanıydı. Asıl ismi Nesibe adında. Nesibe Hanım diye bir kadın vardı. Bu Medine'nin ilk İslam'a gelen ilk kadınından biri. Akabe'de biata bulunan kadın. Yani henüz daha Peygamber Medine'ye gelmeden Akabe'ye gidip Mekke'ye gidip imanete gelen kadın. Nesibe Hanım. Her bakımdan kadın böyle. Cesareti, yüreği, her şeyin bütün malı İslam'a veren kişi. Bu arada da bu kadına da Peygamber'in sevgisi o
o kadar fazla mı peygamber sevgisi? Peygamberimiz bir yola gitti mi düşünürmüş. Resulullah şimdi güneşte. Ben niye oturayım gölgede? Çünkü güneşte oturur muhtemelenler. Suda zamanlar da şimdi Resulullah güneşten suyu içiyor. Ben nasıl senin su içerim? İçemiyormuş. Güneşten suyu içiyormuş ben işte. Ve Uhud Harbi bedene gelince karısı Hazreti Zeyd'di. İki oğlu vardı. İki oğlunun karısını hazırlayıp savaşa gönder onları da. Kendi de duramadı Medine'de. Resulullah, Peygamberim Uhud'da düşman savaşırken buna oturayım burada. Hiç olmazsa sargı bezleri aldı. Bazı o günkü bilinen ilaçları aldı. Ve bir eline su tesisi aldı. Uhud'a geldi. Hiç olmazsa dedi, yaralılara, şunlara su veririm. Yaralı sararım dedi. Yaralarını. Geldi. Cephe arkasından yaralılara yardım etmeye çalışıyor. Su vermeye çalışıyor. Bir ara Uhud'da iş bir ters döndü muhteremler. Tabi bu konuya girmeyeceğim fazla. O da şöyle oldu. Peygamberimizin emrini dinlemeyen okçular bulundu orada. Ok tepesinde. Ve ona emretti. Burada ayrılmayın emir gelmeye diye. Onun artık savaş kazanıldı. Artık savaş bitti. O inancıyla onu terk ettiler. Bir anda iş tersine döndü. Müslümanlara karıştılar. Düşman tekrar saldırdı. Hatta peygamber yalnız kaldı Uhud'da. Yalnız kaldı. Bu kadın baktı ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri tehlikeli durum peygamber. Hemen kılıcına kalktı. Savaşa atıldı. Peygamber önüne geldi. Kolesine bağırdı. Zeyd buraya gelin. İki onunla bağırdı. Oğulların ismini hatırlayamadım muhtemelenler. Oğullarına bağırdı. Buraya geldi. İki oğlu da geldiler. Kolesi geldi. Dördü. Peygamber'i savunuyorlar muhtemelenler. O arada bir müşrik peygamberimize böyle saldırmak için gelince bu kadın o müşriğin ayağına vurdu. At öğrenildi böyle. Ayağına vurdu. Ayağını iki parçaya böldü. Uzunlamasına böldü. Attan düşürdü onu böylece. Onu öldürdü oradaki kendisini. Yine başka bir müşrik peygamberimize saldırdı. Kadın yine onun yüzüne kılıçla saldırdı. O iki zırh giymiş. Üç kılıç vurdu. Kesemedi. O kadının omuzuna vurdu. Omuzunu kesti. Yaralı bayağı yaraladı. Omuzda kan akıyor ama durmuyor ama böyle. Resulullah bir şey olmasın diye öyle koşuyor. Hem bağırıyor. Çocukların kolesinden bağırıyor. O arada oğlunun birinin kolu kesildi. Hemen bezi aldı. Oğlum beni çabucak sardı. Oğlum kalk yatma oğlum kalk. Resulullah koruyalım dedim. Peygamber koruyorlar. Böyle savaş anında bir an kadının böyle gözü peygamberine takıldı oradan böyle. Göze geldi böylece. Kadın böyle yandı böyle görünce. Peygamber sordu. Ya Ümmü Ümare bir isteğin var mı? Sordu. Ya Resulallah. Cennete sana komşu olmak istiyorum. İstemiyorum başka bir şey. O da aynı şeyi söyledi böylece. Peygamberimiz elini açtı savaş meydanında o en kritik anında. Ya Rabbi bunları bana komşu eyle. Korusu iki olduğunda. Komşu eyle bunları dedi. Peygamberimiz dua edince kadın şey yaptı. Ya Rabbi artık meramı aldım ya Rabbi. Artık başımdan hepsi razıyım ya Rabbi. Bana isteğin belayı ver ya Rabbi dünyada. Her şeye razıyım ya Rabbi. Bana bu yeterdi muhtemelen bu şey efendim. Yeter dedi. Tabi orada şehit olmadı. 12 yara aldı orada işte. 12 yara aldı orada. Hep savaşa katıldı kendisi cemaatimiz. İşte bunlar da Peygamberimizin cennetteki cennet komşuları muhteremler. Demek ki peygambere komşumun cennete ucuza değil ama muhteremler. Ama ümit kesilmez tabi. Rabbimiz nasip etsin inşallah. İlla Fatiha. Allah'a emanet olun.